Günde merhabalar. Şimdi ıhlamur çayımızı yapalım. Bu ıhlamuru Bulgaristan'dan getirdik. Her sene zaten Bulgaristan'dan alıyoruz. Şöyle suyu da hazırladım burada. İçme suyu. Şimdi bunu bu şekilde kaynatacağım. Şöyle biraz daha koyalım. Bunu zaten birkaç kere kullanıyoruz. İçine su da koyuyorsunuz, daha fazla oluyor yani. Daha koyulaşıyor rengi. Ne kadar çok kaynatırsanız o kadar rengi daha güzel oluyor. Bu şekilde ben şimdi koyayım, kaynasın. Bugün günlerde zaten pazar. Yeniden evdeyiz. Biz bugün neler yapacağız? Dediğim gibi alışverişten sonra alışveriş ürünleri gösterirken demiştim ki köfte yapacağız. Şimdi köfte malzemeleri hazırladım. Bu ev köftesi Bulgaristan'dan. Yani evde yapılan bir köfte. Şu tarafta şeyimiz var. Şimdi yaptık, yeni yaptık. Kuru ekmekten fırında biraz kuruttuk. Böyle de ufaladık. Bu köftenin içine ekmek, maydanoz, yumurta, 3 tane küçük soğan. Ama isterseniz 2 tane de olabilir. Ben biraz fazla yapmışım. Tuz. Burası da acı pul biber diye geçiyor. Bu da gene ev yapımı. Biraz acılı. Kimyon. Biraz karamuk oldu. Şu, bu da karabiber. Çok az kullanacağım. Zaten göreceksiniz şimdi kullanırken. Bu da fesleğen. Görünüyor mu ışıktan? Şöyle. Burası da 750 gram kadar kıymamız var. Şimdi bir de sıvı yağ. Şimdilik hepsini söyledim. Başlıyoruz. Birazcık bunu bir ezelim. Yanlardan kıymayı alıyoruz. Şöyle, ama bunu almadan önce elini böyle yalıyoruz. Şöyle. Güzelce ovalıyoruz. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Bak, hemen topluyor. Şöyle birazcık dövüyorsunuz. Şimdi yapışmaması için üstten böyle aşağıda yalıyorsunuz. Ondan sonra üstünde diziyorsunuz böyle. Ben bunları hızlı hızlı yapacağım. Siz zaten gördüğünüz boyutu hemen hemen ne kadar şu şekilde avuç içi. Ben bunları hazırlayacağım, yapacağım. Ondan sonra dolapta en az 2 saat olması gerekiyor. Çünkü daha lezzetli oluyor. Bir de dolapta dinlenmesi gerekiyor bu et. Şimdi çünkü ezik ya birazcık. Baharatlar da içine girmesi için, lezzetli vermesi için biraz zaman istiyor. Onu da dolapta tutuyoruz. Evet, köftelerimiz artık hazır. Şimdi ben streçleyeceğim. Ondan sonra dolapta koyacağım. Zaten şu anda saat artık 6'ya geliyor.
Biz de zaten geç yemek yiyeceğiz. Çünkü bugün kahvaltımızı geç yaptık. Saat 3.30 gibi kahvaltı yaptık. O yüzden şimdi bu akşam artık 11 gibi yemek yeriz herhalde ama bu saatte normalde yemememiz lazım. Yapacak bir şey yok. Şu anda aç değiliz. Hem de bu beklemiş olsun. En azından bari 4 saat beklese iyi olacak bizim için. Çayımı bakacağım. Hılamur çayı koymuştum kaynasın diye. Bugün zaten pazar günü, ben dediğim gibi bugün ne yapacağız? Okey oynayacağız, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Bugün ailecek beraber bir şey yapalım dedik. Köftelerimiz son hali. Pişirdik. Şimdi salata yapıyor. Biz yemeğimizi yedik. Toparladım masayı. Tabak bardakları hepsini dizdim makineye. Şimdi biraz burada boşalttım. Şimdi sıra tatlıya. Şöyle gösterdiğim gibi künefe yapacağım. Fırınımı ısıttım. Fırını şimdi açtım. 240 derece yazıyordu. Şimdi 240 derecede 15-20 dakika kadar pişecek. Künefeleri dizdim. Şöyle bir tane büyük fırın tepsisine. Şerbete dediğim gibi 300-350 mililitre su. 350 de şeker gibi bir şey koyacağım. Şarjım da bitiyor. O yüzden kapatıyorum şu anda. Piştikten sonra yeniden çekmeye çalışacağım. Künefeler pişti. Şimdi sosunu dökeceğim. Bismillah. Şerbet de sıcak döküyorum. Kendisi de sıcak. Bu şekilde hemen servis yapacağız. Bize afiyet olsun. Şimdi biz akşam yemeğimizi yedik. Tatlımızı da yedik. Tatlı çok güzel. Artık 3. veya 4. kez alıyoruz BİM'de. Ama efsane, tavsiye ederim. Siz de künefeyi seviyorsanız eğer BİM'den alın derim. Çünkü hem kolay, direkt fırına atıyorsun. Sadece şerbet zaten çok kısa zamanda oluyor. Ve sıcakken yeniyor. Soğuduğu zaman kesinlikle artık içindeki kaşardan dolayı yiyemezsiniz. Ama sıcakken mükemmel bir tatlı. Onu dedikten sonra ben şimdi banyoya geldim. Zaten videomun sonuna doğru geldik. Şimdi ben cildimi temizleyeceğim. Birinci makyajımı temizleyeceğim. Pamuklarımı da çıkarayım. Bir tane krem aldım Bulgaristan'da. O da 3 ay 4 ay önce en son vlogumu Bulgaristan'da market alışverişinde çekmiştim. Oradan ürünü aldık. Yani çok kişi tavsiye ediyor ve kullananlar gayet memnun. Ama çok şey kullanmamız lazım. Yani 2 haftanın üzerinde kullanmamız lazım ki sonuç elde edelim. Şimdi ben hızlı bir şekilde makyajımı çıkarayım. Ondan sonra hangi krem kullanacağım sizinle beraber açacağım zaten. Daha kullanmadım. Bugün itibaren, yani bu akşam itibaren kullanmaya başlıyorum. Bakalım 2 hafta sonra nasıl bir sonuç verecek. Onunla ilgili birazdan söyleyeceğim size. Şimdi bir hızlı bir şekilde makyajımı temizleyeyim. Burada çıkarıyormuş. Bu şekilde çıkardım. Şimdi şöyle de bir kere de yeniden bir kere sileyim şu gül suyla üzerinde. Ne olur ne olmaz. Yani temiz ciltte kullanmamız lazımmış. O yüzden iyice güzelcik temizleyelim.
Şimdi bu krem ne için kullanacağım onu söyleyeyim size. Şimdi kremimiz Akromin diye geçiyor. Şöyle bir krem. 45 milim mi deniyor? Küçük boy yani, minik boy. Şöyle göstereyim size. Nettesin kamera. Şöyle 45. 6 ay yani. Açtıktan sonra 6 ay içinde kullanmamız gerekiyor. O zaten sabah akşam kullanacağımız için öyle yazıyor zaten. Sabah akşam günde 2 kere kullanacağız. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şu bölgede kocaman bir iz var. Güneş lekesi. Şu tarafta kocaman bir iz var. Şurası da aynı şekilde. İşte fondü tenle kapanıyor. Bir krem kullansam o da aşağı yukarı kapatıyor. Ama cildim temizken hiçbir şey sürmeden böyle lekeli duruyor şurası. Bak buradan da görünüyor. Şurası bir leke var. Bir de şurası bir leke var. Şimdi onu beyazlatmak için bu kremi tavsiye ettiler bana. Bulgaristan'da marketlerde, eczanelerde her yerde satılıyor. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Ama tanıdığınız varsa eğer oradan, bir de bu sorununuz varsa yani cilttekileriniz varsa bunu sipariş verebilirsiniz. Ama vermeden önce ben deneyeyim, kullanayım, ben göreyim. Yani gerçekten beyazlarsa o zaman size tavsiye ederim almanız için. İsterseniz tabii ki de bu zorlama şeyi yok. Bu birinci ben kullanayım, deneyeyim. Siz beraber sonucu göreceğiz zaten 2 hafta sonra. Bakalım yetecek mi, yetmezse zaten eşimden gene sipariş vereceğim. O da zaten yakında Bulgaristan'a gidecek. O yüzden ondan da sipariş verebilirim. Şimdi bunu çevireyim size. Bulgarca yazıyor burada. Almanca var, Rusça var, Rumanca var. Bir de bir dil daha var ama onu anlayamadım. Şimdi Bulgarca olarak. Yani her türlü tip cilde uygun. Ondan sonra sabah akşam kullanacağız. En az 2 hafta kullanmamız gerekiyor ki iyi bir sonuç almamız için. Yani dediğim gibi cilt beyazlatıcı diye geçiyor lekeler için. Onu şöyle bir kapalı zaten şu arkasında şey var açmak için. Onu bir çevirelim. Tamam açıldı şu şekilde. Şimdi kullanalım bakalım. Çünkü ben normalde sadece nemlendirici kremler kullanabilirim. Başka krem kullanamam. Yani yağlı kremler mesela hiç kullanamam. Çünkü benim cildim o kadar sivilce olması müsait ki normalde cildim karma bir cilt. Ama çok sivilce olmaya başladı. Şu bölge bir de şu bu boynumdaki çıkıyor. Şu anda yok. Onları kurutmak için ne yapıyorum onu da size söyleyeyim. Sivilceleri kurutmak için çok güzel bir şey. Muz yiyorsunuz. Muzun kabuğu atmayın çöpe. Onunla alın güzelce bir sürün. Böyle bir 15-20 dakika sonra cildinizi yıkayın. Göreceksiniz farkı. Sivilce olsa bile o sivilce gider. Yani kurur. Ben öyle kullandım birkaç kere. Çünkü muz zaten alıyorum evde. Kabuğu da atacağıma kullanıyorum. Yani onu size tavsiye ederim. Ben şimdi bütün cildime yapacağım. Çünkü bazı yerlerde ufak tefek lekeler gibi bir şey var. Ama en çok şuralara, yanağımın üzerinde. Orayı da sürdük. Şimdi sabah gene süreceğim. Kalktığımda. Bakalım. Nasıl bir şey olacak? Şimdilik böyle arkadaşlar. Ben çayımız da kaynadı zaten. Şimdi bizimkiler de çay bekliyor. Sıcak diyorlar ıhlamur çayı. Bakalım rengini salmış mı? Hep beraber mutfağa gidiyoruz.
İlk günü kaynattığımız için rengi açık oluyor. Ama birkaç kere daha kaynatırsak ya da bir gece böyle beklerse içinde suyla daha koyu oluyor rengi. Yani yaklaşık 3-4 gün kullanıyoruz yani bu şekilde. İçinde su olması gerekiyor. Bu şekilde bekliyor yani. Hiçbir şey sorun çıkmıyor yani çayda. Aşırı güzel, hem de çok güzel bir kokusu oldu mutfakta. Şimdi ben bunu artık şuraya alıyorum. Bu da minicik yapraklardan dolayı şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi şekerimizi de atalım. Çocuklar aşırı şekeri seviyor. Hem de az şeker. Ama çay şekersiz içemiyorum. Kahve şekersiz içebiliyorum. Ama çaya gelince içemiyorum nedense. Belki böyle tatlı gelmesi gerekiyor çaya. Tamam. Şimdi ben çayları götüreyim. Çayımı da getirdim şimdi. Ben tam editlemeyi bitiriyordum. Çok az bir şey kaldı. Şimdiki biraz da eklemem lazım. Ondan sonra bitiyor. Şimdi çayımı da içeyim. Çok yoruldum bugün. Işıdı. Ama krem çok güzel kokuyor. Mis gibi. O zaman video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın ve sağlıcakla kalın. Görüşürüz.